Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yılın ilk günü ve yeni yılın ilk gününde yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle tüm kurçu camiasının, beni takip eden genç kardeşlerimin, arkadaşlarımın, büyüklerimin, tüm güzel insanların yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılda sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir yıl olmasını dilerim. Tüm kuşçu arkadaşlarımızın da gönüllerindeki kuşu uçurdukları bir yıl olmasını dilerim. Fazla vaktinizi almak istemem arkadaşlar, hemen konumuza da geçmek isterim. Bugünkü konumuz arkadaşlar, oyu kuşunda tepe ve ayak, bunun performansa etkileri. Şimdi bunlar detay gibi gözüken ama aslında önemli konulardır arkadaşlar. Yine soy takibinizi yapabilmeniz açısından, işte kuşlarınızın performansını geliştirmeniz açısından önemli detaylardır. Hemen konumuza giriyorum. Şimdi ayak konusu arkadaşlar, eski ustalarımız, kuşçular, gerçek kuşçular diyeyim. Uzun bacaklı kuşu pek makbul tutmazlar, saymazlarmış yani, tutmazlarmış. Çünkü performansını direkt etkilediğini düşünürler. Kısa bacaklı kuşları veya orta uzunluktaki bacaklı kuşları daha makbul sayarlar. Ben de buna %100 katılıyorum. Çünkü kuş oyuna geldiği zaman ayağını uzun bacaklı kuş daha zor toplar arkadaşlar. Ayak gösterebilir. Bu da direkt hem taklasını hem de fişeğini etkileyen bir nedendir. Yine aynı şekilde kolay ayağını açabildiği için uzun bacaklı kuş inişi de kolay olur. O yüzden performansını düşüren bir nedendir. O yüzden de arkadaşlar kısa bacaklı veya orta uzunluktaki bacaklı kuşları ustalarımız daha makbul sayarlar. Ben de bu konuda %100 bu konuya %100 katılıyorum. Tepenin bununla ne bir ilgisi var derseniz arkadaşlar, tepe de ilginç bir şekilde direkt bu konuyla bağlantılı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela ön tepe kuş genetik olarak arkadaşlar kuşun bacak boyunu kısaltıyor. Arka tepe kuş da arkadaşlar direkt bacak boyunu uzatan bir neden. Bu genetik arkadaşlar, etkiliyor. Direkt tepeyle ayak boyunun direkt etkisi var. Yani arka tepe kuş bacak boyunu uzatıyor, ön tepe kuş bacak boyunu kısaltıyor. Mesela tepenin ne gibi faktörleri var derseniz, tepeyle alakalı olarak da. Hani bu benim katıldığım bir görüş değil ama hani katılmadığım da bir görüş değil, öyle söyleyeyim. Şimdi eskiden 20 yıl öncesinden arka tepe kuşları pek makbul tutmazlardı. Bugün görüyoruz en iyi kuşlar, işte çok oynayan kuşlar rastladığımız arka tepe kuşlardan çıkıyor. Pek makbul tutmazlardı. Arka tepe kuşun sebebi de şuydu. Hava akımından rüzgarı kestiğini düşünürlerdi. Yani bugün sürat şeylerini düşündüğünüz zaman arkadaşlar bir engebe, bir şey yani böyle çıkıntı sürati keser. Arka tepede kuşun süratini kestiğini düşünürlerdi. Ön tepe için de onu da pek makbul saymazlar aslında. Direkt süs kuşundan geldiğini düşünürler ön tepenin. Ben de açıkçası ön tepeyi çok sevmem. Özellikle basık tepeden nefret ederim. Hani öyle bir kuş çıktığı zaman da, eskiden çıkıyordu mesela, bir kuşum da çıkıyordu, hemen tepelerini keserdim yani, böyle tüylerini keserdim. Çünkü bir nedeni de bunun görüş açısını daralttığını düşünürler. Çünkü tepe şöyle bir durum yani, hani görüş açısını direkt kapatıyor. Yani atmacaya daha kolay yem olabilir, görmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden direkt bunu etkilediğini düşünürler. Basık tepe özellikle söylüyorum. Kuşu pek makbul tutmazlar. Oyun kuşuna direkt temsil etmediğini düşünürler. Oraya bir süs kuşunun girdiğini düşünürler. Ama tabii bu istisnai kuşlar da olabilir. Bu her kuş için de geçerli değildir. İstisnai kuşlar olabilir. Yani kuşunuz tepeli diye sakın yanlış bir gözle de bakmayın. Ama genel kanı bu şekildedir. Mesela son yapılan araştırmalarda arkadaşlar, bir bilgi daha vereyim. Desenli kuşların, desenli kuş derken siyah desenli kuşlar arkadaşlar, bu mavi çakmaklı gibi düşünebilirsiniz, siyah Arap gibi düşünebilirsiniz, bu kuşların arkadaşlar görme yetilerinin diğer desensiz kuşlara göre daha görme özelliklerinin daha iyi olduğu kanıtlanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış. Yani kuşlar üzerinde direkt etki yok ama aynı genetik olarak, aynı genin insanlar üzerinde etkisi %100 kanıtlanmış. Mesela hani kaşı gözü beyaz insanlar vardır ya, onlar daha az görürler, güneşten daha çok etkilenirler. Anlatabiliyor muyum? Hani gözlerinde bozukluk vardır. Kuşlarda da aynı gen olduğu için bu genin direkt onu etkilediğini düşünüyorlar.
Yani ki baktığı zaman da araştırmalarda bunu haklı çıkarmış. Bu desensiz kuşlar ne derseniz yani görme bozuklukları, kör olabiliyor işte veya görüş alanında sıkıntılar olabiliyor. Bu kuşlar işte mermeri diyebileceğimiz kuşlar, işte beyaz diyebileceğimiz kuşlar. Ondan sonra işte şampanya diyeceğimiz açık desensiz kuşlar. Desenli kuşlar bizim ta 5000 yıl öncesinden gelen işte kaya güvercini dediğimiz kuştan gelen işaretli kuşlar, o şeritli kuşlardan bahsediyorum. Siyah işaretli olan kuşlar. Bunlar görme yetisinin daha üst düzeyde olduğu kanıtlanmış kuşlardır arkadaşlar. Diğer kuşlara göre görme özellikleri daha gelişmiştir. Diğer kuşlarda biraz görme problemi olabilir. Bu da ek bilgi olarak aklınızda bulunsun. Bunların için önemli? Kuşçuluğun gelişimi açısından önemli. Dediğim gibi bugün belki size ufak bir detay sizi şampiyon yapacak. Kuşunuz 2-3 fişek daha fazla yaptığı zaman şampiyon olacaksınız veya kuşunuzun inmesindeki problemi ortadan kaldıracaksınız. Kuşların gelişimi açısından bunlar önemli, basit gibi gözüken ama önemli detaylardır. Profesyoneller arkadaşlar zaten her şeyi, en büyük hileleri budur profesyonellerin. Her şeyi çok basit gösterirler. Bakın Messi'ye çok basit gol attığını düşünürsünüz veya Ronaldo'ya çok basit goller attığını düşünürsünüz ama işin aslı öyle değildir. Arka tarafta onlar günde 8 saat çalışan insanlar, makine gibi çalışan insanlar. Bu yüzden arkadaşlar ayrıntılar sizi hedefe götüren, şampiyon yapan, diğerlerinden farklı kıran, farklı kılan önemli detaylardır. Farklı kaliteyi bunlar belirler. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni izleyen arkadaşlarım da abone olurlarsa, desteklerlerse seviniriz. Çünkü bilgi paylaştıkça güzel. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.